Karaciğer yağlanması genç, yaşlı herkesi tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu. Eğer önlem alınmazsa büyük tehlike boyutlarına ulaşan karaciğer yağlanmasına karşı bakın neler yapılmalı. Karaciğer yağlanmasının belli başlı 4 sebebi var. Karaciğer yağlanması kimlerde görülüyor? Onun için hemen hanımlara uyarıda bulunalım. Şeker hastaları karaciğer yağlanmasına karşı ne yapmalı? Bunun zirvesi artık şeker hastalığı. Fazla kilolu olanlar, sağlıksız beslenenler ve spor yapmayan herkesi tehdit eden bir sağlık sorunu karaciğer yağlanması. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Kaymakoğlu, insanoğlunun değişen yaşamıyla karaciğer yağlanmasının sık rastlanan bir hastalık olduğunu belirterek başladı sözlerine. Değişen hayat tarzı, değişen dünya, çevre koşulları, beslenmemize olan etkileri bundan önceki kuşaklara kıyasla yeni kuşaklarda eskiden daha seyrek görülen sorunları çoğalttı. Bunların başında da karaciğer yağlanması geliyor. Kilolu kişiler karaciğer yağlanması riskiyle karşı karşıya kalıyor. Belli başlı 4 sebebi var. Bir tanesi aşırı kilolu olmak veya şişman olmak. Şişmanlık maalesef bizim toplumumuzda gittikçe artan bir problem. Kadınlarda %40'lara varıyor şişmanlık. Erkekler kendilerine daha çok dikkat ediyorlar bizim toplumda. Erkeklerde %20-21 civarında. Şişmanlık erkeklerde daha az. Onun için hemen hanımlara uyarıda bulunalım. Hem aktivite hem de yeme içme konusunda kendilerine daha çok dikkat etsinler. Şeker hastaları da karaciğer yağlanması riskiyle karşı karşıya. Şeker metabolizmasında bozukluk olması. Bunu çoğu hastamız ben şeker hastası değilim deyip hemen kendini kurtardığını sanıyor. Şeker metabolizmasındaki bozukluk, insülin direnci dediğimiz kan şekerinin tamamen normal seviyelerde olduğu noktada başlıyor. Bunun zirvesi artık şeker hastalığı, aşikar şeker hastalığı. Dolayısıyla şeker hastalığı buzdağının tepesi, onun altı yıllar öncesine dayanan bir insülin direnci devri var. İnsülin direnci geliştiği zaman karaciğer hücresi tarafından üretilen yağlar, kolesterol, trigliserit bunlar hücrenin dışına, kana gönderilemiyor ve karaciğer hücresinin içinde kalıyor. Yağlanma dediğimiz bu. Profesör Doktor Sabahattin Kaymakoğlu, kolesterol ve alkolün de karaciğer yağlanmasına büyük etkisi olduğunu söyledi. Bir diğer neden de kandaki kolesterol, trigliserit gibi yağların yüksek olması. Keza bu üçü alkol dışı karaciğer yağlanması sebepleri. Bir de klasik karaciğer yağlanması yapan sebep alkol. Alkolün Türkiye'deki karaciğer hastalıklarındaki payı, devamlılık gösteren karaciğer hastalıklarındaki payı %15'in altındadır. %12-13 civarında. Batıya kıyasla bu oldukça düşük bir rakam. O yönden şanslıyız. Ama alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı bu saydığımız risk faktörlerinin toplumumuzda artmasından dolayı gittikçe artıyor. Eskiye göre daha çok karaciğer yağlanması görür olduk. Profesör Doktor Kaymakoğlu, karaciğer yağlanmasına karşın herkesi hareketli, spor dolu bir yaşama davet etti. Yürüyüş hepimizin yapabileceği çok basit bir spor. Ve öğrendik ki her gün yarım saat yürümek ömrü uzatıyor. Mesela koşmak için bunu söyleyemiyoruz. Ama yürüyüş kesinlikle çok faydalı. Dolayısıyla hepimizin günlük yaşantısında bu yarım saatlik aşağı yukarı 3 kilometreye, 2,5-3 kilometreye tekabül eder. Yürüyüşü yerleştirmesi, oturtması doğru olacak.